Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği Rıza Bey apartmanından 91. saatte 3 yaşındaki Ayda bebek çıktı. 3 yaşındaki Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ayda Gezgin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında Ayda bebeğin sesini duyan arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları şöyle anlattı. Son bloğu kaldırıyorduk. Ekiple beraber çalışma yapıyorduk. Alandan bir ses, çığlık sesi duyduk. Yanı başımızda jeneratör çalışıyordu. Jeneratörün durmasını söyledim. Arkadaşlar jeneratörü durdurdu. Orada çalışan arkadaşa oradan bir ses geldiğini, sesi dinlemesini istedim. Arkadaşlar bütün herkes sessiz olmasını söyledi. Bağırdı hepimiz bütün ekipler olarak bağırdı. Herkes sessiz oldu. Arkadaş içeriye bağırdı. Kimse var mı diye. İyiyim ben diye bir ses geldi. Onu duydum. İsmin ne senin dedi. Aydan dedi içerideki. Aydan iyi misin dedi. İyiyim ben dedi. İsmini tekrar et dedi. Ayda ben dedi. Ayda iyiysen hareket yapmana dedi. Elini salladı. Elini böyle çıkarttı salladı. Biz ondan sonra AFAD ekiplerine haber verdik. AFAD ekipleri geldi. Çalışmaya devam etti. Biz oradan ayrıldık. Biz uzaklaştık. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara odabaşı da arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti. Önce sabaha doğru çok mutlu bir haber aldık. Hükümetin ilk sesiyle beraber, ilk sesin duymasıyla beraber burada bir heyecan oldu. Çoğu arkadaşımız dinlenmedeydi, geri geldiler, buraya geri geldiler. Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak bu olaya vesile olduğumuz için çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Ayda Bebek artık bir Kadıköy'dür. Ayda Bebek'i bundan sonra Kadıköy'deki abileri, ablaları, kardeşleri yalnız bırakmayacaklar. Tüm hayatı boyunca biz Kadıköylüler olarak Ayda Bebek'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bize umut oldu Ayda Bebek. Dün gece buradan ayrılırken çoğumuzun içerisinde kabul edemediğimiz ama gerçeklik vardı, acaba sorusu vardı. Ayda Bebek sayesinde bugün arkamda gördüğünüz enkazda herkes başka bir motivasyonla çalışıyor. Bu gururu yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.